Ya bu saç sönük kaldı. Yani oldu mu o uçlar Allah aşkına ya? Oldu mu? Azıcık action kat şu uçlara ya bak. Bak. Lütfen herkes kendi işine baksın ama. Bakın lütfen diyorum. Haklı. Aman al. Yemedik. Ablacığım. Çok güzel olmuşsun. Ay hemen bir düğün selfiesi çekelim. Koraslan ailesine yetişmek gerçekten imkansız. Bir yandan yuvalar yıkılırken bir yandan yenileri kuruluyor. Bakın bana anneciğim. Benimkisi ellerimden kayıp giderken ben ne yapıyorum? Giyinip süslenip düğüne geliyorum. Begüm, sonra konuşalım mı kızım? Üstüne üstlük benim sevgili kocam karşıma geçip ağzını doldura doldura bir başka kadına aşık olduğunu söyleyebiliyor. Öyle mi söyledi? Hı. Bedeli de 7 milyon dolar oldu. Parayı vermezse boşanmayacağım söyledim. Begüm, gerçekten hiç ayarın yok kızım. Bunu konuşmanın ne yeri ne zamanı. Haklısınız anneciğim. Sibel'in bu özel gününe gölge düşürmeyeyim. Hepinizin her zaman benden beklediği şeyi yapayım ve bir köşede susup saksı gibi durayım en iyisi. Çok güzel olmuşsun Sibel. Teşekkür ederim. Hanımlar, selam herkese. Sevgilim, bir konuşabilir miyiz? Ne oldu? Gel, sen gel. Hemen bırakıyorum. Sibel, sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ne yapmışım? Ya gönderdiğin sözleşme ne öyle? Kitap gibi kapkalın. Yazmalara doyamamışsınız maşallah avukat beyle. Yani vicdanlı davranmaya çalıştım oysa ki. Ya bırak Sibel ya, ben o sözleşmeyi imzalamam. Vallahi billahi imzalamam. Bak istiyorsan yol yakınken bu işten dönelim biz. Evlenmeyelim. Sen beni yarı yolda mı bırakacaksın? Sibel, ben o sözleşmeyi imzalamam. Şartım bu. Tamam, o zaman ben geri adım atayım. Sözleşme yok. Süper. Oldu oldu, tamam. O zaman hazırlıklarınıza devam edebilirsiniz Semir Hanım. Teşekkürler, hoş geldiniz. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Magazinde duymasak hiç haberimiz olmayacaktı. Ama biz yine de aile dostlarımızın yanında olalım istedik. Hoş geldiniz. Selamcığım. Bak, senin taksiciyle arkadaşlarının marifeti. Nasıl, güzel olmuş mu? Beğendin mi? Yüzüne renk gelmiş. Çok yakışmış. Canım, bence sen konuştuklarımızı bir daha bir iyice düşün. Tahir Bey'e de sor, o da anlatsın yaşadıklarını. Sonra da tatlıya bağlayalım ki kimse üzülmesin. Değil mi? Şunu şöyle takdim edeyim. Umarım bozdurmak zorunda kalmazsınız. Uyanmış olayım. Hayırlı olsun. Taksici nereden çıktı? Dur yenge. Tamam, bir dur. Aa, anneciğim bak kim geldi. Babacığım, üvey kaynanam yok mu? Saçma sapan konuşup asabımı bozma Begüm. Tamam. Şükran Hanım. Ne kadar güzelsiniz. Siz her zaman çok güzeldiniz gerçekten. Çok yakışmış. Yanıyorsunuz. Yakıyorsunuz. Uzatmayın Tahir Bey. Kızımın düğününde tatsızlık istemiyorum. Gider misiniz lütfen? Şükran Hanım. Ya tamam, geçici bir heves de o. Hata. Ha? 40 yıllık evliliğimize zarar vermesek. Kaçıncı hata? Sen bardağı taşırdın artık.
Şükran. Acaba şöyle baş başa bir yemek mi yesek? Ha? Etraflıca konuşuruz. Ne dersin? Tahirci, gelmişsin erkenden. Nasılsınız Şükran Hanım? Pırıl pırıl olmuşsunuz. Niye uğraşıyorsun kadına? Sana ne yaptı? Ne oldu? Kıymetimi bildiğin noktayı birden kalma karım. Aa, bu ne havalar ya böyle? Sibel'e bakalım mı? Bakalım anneciğim. Bakalım anneciğim. Canım benim, senin için o kadar mutluyum ki. İnşallah bebeği de yakında kucağımıza alırız. Ablacığım çok güzel olmuşsun. Melek gibi olmuş benim kızım. Tamam anne. Bak beni de anlatacaksın şimdi. Ne yapayım? Seni böyle görünce duygulandım. Aa, ama güzelim düğün yerini cenaze evine çevirdiniz. Sibel sakın bak makyajın akar sonra. Hemen geliyorum. Evet Tahir Bey. Ayrılmıştık, ayrı mı düştük? Yaşadıklarından ders almışsındır umarım. İsmail Bey, ben aramızı düzeltmek, işleri yoluna koymak için elimden gelen her şeyi yapıyorum ama ne olur yalvarıyorum. Siz de biraz zaman tanıyın. İstirham ederim. Çok uzun sürmesin. Tuncay nerede kaldı? Nereden bileyim anneciğim? Dadısını arayın. Mutlaka beraberlerdir. Geçelim mi? Sadakat size geldi. Yanında da bakıcısı. Aferin ama lafımı dinlemiş. Tuncay'a çatır çatır para harcatıp kendine yeni kıyafetler almış. Konuşacağım ben Tuncay'la. Siz hala nikahlısınız. Bu ne rahatlık böyle? El ele tutuşup salona girmeler. Boş ver sen anne. Aferin, aferin. Ha. Daha samimi, sarıl sarıl beline. Ha.
İyice. Sinirlerini bozmalarına izin verme, tamam mı? Başlıyoruz. Şimdi başlıyoruz. Şimdi başlıyoruz. Nereye bakıyorsun? Hiçbir yere. Sen nikah kıyılırken Erhan'a gerçeği söyleyeceğim. Karnımdaki bebeğin ondan olduğunu öğrenecek. Ne diyorsun, ne diyorsun sen ya? Ha? Nereden çıktı şimdi bu? Sana artık başka bir kadın olacağımı söylemiştim Tuncay. Elif, saçmalama. Saçmalamıyorum. Başından beri yapmam gerekeni yapıyorum. Onların mutlu olmasına asla izin vermeyeceğim. Bana bak. Sen bir gelsene ya benimle, bir konuşalım seninle. Gel. Böyle bir şeye asla izin veremem, tamam? Tuncay, bak ben sana verdiğim sözü tutacağım. Boşandığın zaman seninle evleneceğim. Ama önce ikisinden de intikamımı alacağım. Ya sen niye anlamıyorsun beni, he? Niye anlamıyorsun sen beni? Erhan, o bebeğin kendisinin olduğunu öğrenirse senin peşini bırakmayacak oldum, anladın mı? Bunu mu istiyorsun? Tamamen Erhan'la benim aramda. Seni hiç ilgilendirmiyor. Bal gibi ilgilendiriyor, tamam? Bak, eğer Erhan bu bebeğin ondan olduğunu öğrenirse Sibel'le asla mutlu olamayacak. Gerçekten bize yapma bunu, tamam mı? Bırak, mutlu olacağız ya. Senin çocuğun benim de çocuğum, tamam mı? Çok iyi babalık yapacağım ona. Hem de öyle bir babalık yapacağım ki ona. Kimsenin bilmesine ihtiyacımız yok.
sen, ben. O kadar, tamam? Onlar da bana yaşattıkları acıları yaşayacaklar. Ya sen beni hiç dinlemiyorsun ha. Ben ne yaparsam yapayım senin düşünceni değiştiremeyecekmişim gibi hissediyorum Elif. Sen bilirsin. Tamam. Şimdi seninle hiç uğraşamayacağım Yasemin. Doğru mu? Bebek Erhan'ın mı? Yakışıyor mu hiç size Sibel Hanım? Orada durup öyle gizli gizli bizim konuşmalarımızı mı dinliyorsunuz? Hem sizin yapacak çok işiniz yok mu? Daha imza atacaksınız. Damatla dans edeceksiniz. Umutlu aşk yuvanıza gideceksiniz. Sana doğru mu dedim? Doğru. Bebeğimin babası Erhan. Ama hiç kimseye söyleme. Sürpriz olacak. Ne yapacaksın peki? Canım ne isterse onu yapacağım. Erhan'la aramda artık hiç kopmayacak bir bağ var. Erhan bu bebeğin babası olduğunu öğrendiğimde... senin yanında kalacak mı zannediyorsun? Hemen git söyle. İntikamını da almış olursun. Ne zaman söylerim inan ki ben de bilmiyorum. Ama belki de vicdana gelirim. Seni fazla bekletmem. Böyle tam imzaları atıp evet diyeceğiniz anda bir anda herkesin içinde söylerim gerçekleri. Unutulmaz bir düğün olur değil mi Sibel'cim? Ne konuşuyorsunuz siz? Unutulmaz bir düğün olacak diyordum gelin hanıma. Senin için ne kadar savaştığını, seni son kuruşuna kadar hak ettiğini söylüyordum. Bebeğinin babasının yanına gitsene Elif sen. Sibel'i rahat bırak. Salonda görüşürüz. Siz imzaları atarken en önden izliyor olacağım. Nasıl bir şey çıktı senin içinden ya? İyi misin? Ne dedi sana Elif? Söyledi ya. Unutulmaz bir düğün olacakmış. Sibel açık açık söyle bana. Canını mı sıktı senin? Bak ne gerekiyorsa yaparım. Yok öyle bir şey yok. Tamam. Herkes bizi bekliyor. Gidelim o zaman. Hadi. Yani iyi bir işbirliği olabilir tabii. Ben sizin çalışmalarınızı beğeniyorum. Umarım çalışırız. Neden olmasın ki? En geç pazartesi günü size geri dönüş yaparım Görkem Bey. Teşekkürler. Baba oğul eşleri buradayken aşklarıyla başka masalarda oturuyorlar. Kor aslan tarzı. Hastasıyım. Anneciğim yalnız babamın durumu hiç iyi gözükmüyor ben sana söyleyeyim. Yakında boynuzları yüzünden kapılardan geçemeyecek. Müştak. De kızımı verecekti bu adama. Hayır Sibel bitti, Senem bitti. E şimdi sıra cici kaynanama mı kaldı? Bu çocuk da bizim aileye büyürüyor ha. Begüm gerçekten hiç ayarın yok kızım ya. Söylenecek laf mı şimdi bu? Ama öyle. Vazgeçtin değil mi Elif'ciğim? Söylemeyeceksin gerçekleri.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.